Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dağlıoğlu, toplantıda, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinde yatırımların önemli bir payının olacağını düşündüklerini söyledi. Amerikalı şirketlerin Türkiye'deki varlığının çok uzun yıllara dayandığını belirten Dağlıoğlu, 2000'in üzerinde Amerikan şirketinin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini, 14 milyar doların üzerinde de uluslararası doğrudan yatırım girişinin olduğunu aktardı. Dağlıoğlu, Türkiye, sadece Amerika Birleşik Devletleri'li şirketler için değil dünyanın bütün coğrafyalarından özellikle Avrupa ve Asyalı şirketler için uluslararası doğrudan yatırımlar anlamında önemli bir hedef ülke konumunda dedi. Türkiye'nin dayanıklı ve hızlı büyüdüğünü vurgulayan Dağlıoğlu, ülkenin özellikle reform yapan, iş dünyasına yakın politikalar geliştiren bir yatırım ortamı olduğunu, yetkin iş gücü kapasitesi ile coğrafi olarak Asya, Afrika ve Avrupa'nın kesişim noktasında küresel pazar erişimi sunduğunu anlattı. Dağlıoğlu, jeopolitik risklerin arttığı dönemde Türkiye'nin üstlendiği arabulucu rolünün iş dünyasına da yansımalarına işaret ederek, Türkiye'nin bölgesinde güvenli bir liman olduğunu ifade etti. Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya alan ya da bu pazardan çekildikten sonra bölgede yeni adres arayışa giren uluslararası şirketlere ilişkin Dağlıoğlu, Türkiye'nin yatırım ortamı için dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ve belirli ülkelerdeki trendler doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini kaydetti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.